Aa bu heyecanı yaşamak istiyor. Yani biz Grid'de şampiyon olacağını ben şu senin sorduğun soruyu ben onlara direkt söyledim. Ya dedim tamam dedim ama dedim şeylerden takviyeli çıkıyorsun. Sonuç olarak da alacaksınız. Abi dedi böyle böyle dedi. Kim falan filan. Belki tanıştım dedi. İşte o abimin, Murat abimin ismini verince dedim. Ben de şaşırdım. Şey şahsen. Soru hani sen de sormuşsun. Emin ol şu an playoff'ta yer alan ve Stuttgart dendiği zaman oluşabilecek hemen hemen herkesin kafasındaki bir soru. Yani Stuttgart destek alıyor. Herkes ne merak ediyor canım. Ama dediğim gibi çünkü sadece iki oyuncu onu işte biliyorum kaleci konusunda bak yine soru işareti. Tam emin değiliz galiba bildiğim kadarıyla. Ben sadece burada istişaresini duyduğumu söylüyorum. Eğer Yusuf orada kalmışsa kaleci olarak orta seviye bir kaleciyle devam ederler. Yusuf kaldıktan sonra orta seviye bir kaleciyle devam eder. Ondan sonraki süreçte de girecek oyuncu grubu şeye Stuttgart'ta ivme kazandırır ve kimsenin beklemediği bir sürprizi de gerçekleştirebilirler bence. İlk üçü demiyorum ha, inanın. Doğru. İkinci sırayı zorlarlar. Ya şimdi ben de şöyle düşünüyorum. Mesela Toronto ve Bilbao burada zaten sıyrılır gibi gözüküyor. Ben mesela Club'a çok fazla bu sezon ihtimal vermiyorum. Bir kere Deniz Bileksi'ye gittiği için birincisi. İkincisi geçen sene biz Club'la playoff'larda gruplardaydık. Hı hı. Gruplardan böyle yaklaşık 2 hafta önce falan oynadık. Çok farklı bir kadroydu. Yaklaşık 9-10 tane falan attık. Sonra gruplarda biz onlardan 8-9 yedik. Ve çok böyle diri bir takımdı. Muhtemelen yine aynı kadro evet, gelir diye tahmin ediyorum. Ben Cihat'ı bildiğim için Cihat bu tip şeylerde çok sürprizleri seviyor. Kendini hiç göstermiyor. Göstermiyor. Bana mesela... çıkmayı sevmiyor. Evet. Ama dünkü işte biz Ertuğrul'la dünkü son maçlarını yönettik onları. Bileksi maçı ki Karan'ın hataları, o iki hatası, arka arka Karan'ın iki hatası olmasın Bileksi'yi götürüyorlardı. Evet. Ve Bileksi'nin de iyi bir kadrosuyla yani. En işte bunu öngördüğüm için biraz bir tek Mert'i soruyorum. Evet. Çünkü Paşa Gücü'nü dün Legends'la oynarken izlediğimde, yani kendi aralarında sakatlığı bir kenara bırakıyorum. O çok kötü bir talihsizlik ama kendi aralarında da çok agresifler. Birbirlerine bağırıyorlar, sitem ediyorlar. Yani daha dakika 3. Birbirlerine isyan var. Bir sus be, bir sus be falan gibi böyle çok ciddi anlamda. İşte ben takım aralarında bir konsantrasyon eksikliği var. Onlarda bir potansiyel var. Mesela Fantastico maçında, inanın Fantastico'yu